Peki. Seçim tarihine geldim. tekrar dönmek istiyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkanı seçim tarihini bilemiyoruz henüz demiş. Doğru, haklı. Ancak altılı masa adaylık açıklaması Ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz. Zaten öyle beklenmiyor muydu ya öyle Ocak, zaten. Ayı. Ocak ayında? Öyle zaten. Ocak ayında açıklanacak. Tabii, tabii 15 Ocak'tan Nasıl? sonra. Seçim açıklandı. takvimi açıklanınca diye bir laf çıktı. Nasıl emin? Şimdi e bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Pardon. Ya seçim takvimi açıklanınca adayımızı açıklarız diye bir laf söylendi. Yani nasıl Ocak ayı diye eminsiniz onu sormak istedim size. Onun için sordum. Ocak telaffuz edilmemiş. Şimdi mi? şöyle söyleyeyim. İlk Ocak defa telaffuz söyledim. etti bilen Sezcan etti. Ee, şimdi şu anda altılı masanın seçim bildirgesi dediğimiz temel kararlarını bu ayın içinde açıklamaları gerekiyor. Takvimleri öyle ocak içinde. O takvim. Çünkü diğer komisyonlar Ya adayı ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz e, diyor. E tabii işte o açıklamadan e daha önce seçim sonra takvimi belli olunca açıklayacağız diyorlar. Belli olduktan sonra açıklama <laughs> daha önce seçim takvimi demişlerdi. Temel Karamolluoğlu da o konuda açıklama yapmıştı. CHP'li Bülent Tezcan Altılı masanın adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili olarak ortak politikalar Aralık sonu veya Ocak başında tabii. tamamlanacak Cumhurbaşkanı adayı da aynı dönem açıklanacak. 17 Aralık'ta demiş bunu. Demek ki baya yaklaştı adayın i̇şte, belli olması. Bugün, bu ayın 5'indeki toplantıdan sonra bu temel kararlar Zaten diyorduk. Ocak. Ocak kapıya dayandı. Ama daha önce seçim takvimi belli olmadan açıklama izliyorlardı Bedir Bey. Şu tarihlerden hangisi de seçim yapılacak Hakan Bayrakçı? <laughs> Falcılık mı? Tahmini, tahmini evet. Yani AK Parti kendi karar verecek olursa hani politikayı kendi tayin edecek olursa 30 Nisan ya da 7 Mayıs seçer. 30 Nisan. Evet. Onur da diyor ki Ömer Çelik'in söylemine göre 14 Mayıs çünkü az geriye çekilecek diyor. En az geriye burası oluyor diyor. Anladım ama biraz daha Şeyi bir buçuk de, ayı müte, mütecaviz bir daha fazla yani bu 40 gün üzeri olması lazım. Bu tarihlerde şunu da hesaplamak lazım. Ee, i̇şaret ettiğimiz tarihin 14 gün sonrasının pazara denk gelmesi de önemli. Hmm, doğru. İkinci tur hesaplaması. İşte o yüzden ben 30 Nisan 14 Mayıs diyorum. Ha, şurada yapılırsa 14 Mayıs'ta ikinci tur evet. yapılır. 7 Mayıs'ta yapılırsa 14 gün sonrası pazara denk gelmeyebilir. Bir dakika yasa mı değişti? Hayır pazara. İkinci tur bir pazar sonra yapılır. İki. iki. Yok, iki. İki pazar. Hayır. Bu seçim ikinci, tura, ikinci tura kalmaz. Zafer her yani. pazarın 14 gün pazara bir geliyor. Nasıl? Abdülkadir Bey belki kalırsınız ikinci tura. Anlamadım ya ne oldu? Bedir Bey ikinci, ikinci tura olabilir. kalmaz seçim. Tabii mi? ki ben yani iki, anayasal o kadar, ikinci Moral turda olabilir ama dedim. benim bekledim birinci turda Erdoğan'ın kazanacağı. Her dedi. şey olabilir canım. Herkes için her şey olabilir. Seçim demek olabilir. ortada. yani evet. ikinci tura biraz rahat olun. Selvi ne diyor? Bir şey demedi ya. Ama Bedir Bey birdenbire öyle bir <laughs> Selvi ne dedi? İkinci Anlamadım. tura kalmaz dedi. Tamam. Kalır. Kalır. Z ben de dedim ki moralinizi bozmayın. Kalabilirsiniz ikinci tura dedim. Evet kalabilirsiniz. Doğru. <laughs> olabilir yani. Her şey... <laughs> Seçim bu. <laughs> her şey olabilir. Ben... E, Zaten bu seçimlerden ben, önce bu hafta sonu Fener <laughs> Galatasaray var. Eş... Ben, ben gerçekten şu, şu şeyi çok iktidar açısından da muhalefet açısından da çok antipatik buluyorum. Ben, ben vatandaşın da bunu antipatik bulduğunuz kazandık bitti ilk tur a ezdik muhalefet de söylese iktidar da söylese çok antipatik tabi alçak gönüllü olmak lazım seçim bu her şey olabilir hayırlısı olsun filan. hayırlısı olsun yani, denir hani işte ben de onu dedim moralinizi bozmayın dedim yani, ama şu an kazanabiliriz de kaybedebiliriz de bakalım halkımız karar verecek mütevazi yani, olmak lazım ama şu an onu söylüyorum ben Ahmet efendim. Bey şey, şu anki hava ya. ne biliyor musunuz şunu Bedir Bey e itiraz edecek de ya emin olun hani Genel kanat Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seçimi aldığı yönünde. <laughs> gerçekten. İnanın bak az önce az önce kendisi dedi ya Millet İttifakı farklı alacak. Ya. Ya. Ne konuşuluyor biliyor musunuz? <laughs> Cumhurbaşkanlığını Erdoğan alır, Parlamento ortada. Hemen parla o zaman yapmayalım. Parlamento ortada. Şu anki genel kanaat bu. Ya <laughs> <Z> Zafer <laughs> Bey o zaman söyleyin seçimi e, de yapmasın diyorlar. Siz de söylediniz. De e, siz yani. de söylediniz. Ben ne dedim Abdülkadir Bey moralinizi bozmayın. İkinci tura kalabilir dedim ben. 10 dakika önce dediniz ki Millet İttifakı farklı ilk turda alır dediniz 10 dakika önce. Ben de diyorum ki genel kanaat şöyle topluma bakıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir sıkıntı gözükmüyor ben size söyleyeyim. Ee, parlamento için Bir daha kere böyle bir sıkıntı 18 Haziran bir tarihinden başlıyor gibi. Tarih seçimine dönüyor Sıkıntı çok O sıkıntı ne sıkıntısı biliyor musunuz Seçimle alt edemeyeceklerini gördükleri Erdoğan'ı Acaba hukuk yoluyla yarışa sokmasak da Böyle mi iktidara gelsek sıkıntısı Anayasayı oldu. kendi hazırladı Kendi yazdırdı Kendi kabul ettirdi Ondan da mı muhalefet sorumlu Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı iki kere oylatarak şekillendirdiği anayasayla giriliyor. Ama o anayasaya göre Söyleyeyim. girebilir diyen var hukukçular arasında. Tamam, o da abi bir, Bey, biz çabuk unutan bir toplumuz. Anayasaya e... göre bir sorun yok ki Bedir Bey. O var, var. Sabih Kanadoğlu'nun e, ve onun var. ekseninde düşünen hukukçuların ya, e, yap, görüşü yablar, yoksa var. anayasanın 2007'de, re... maddesinde çok net hüküm var. Davranıyor. Diyor ki isterseniz okuyun anayasanın Bey, 16. maddesini. Masum Bey. Ah, abi, Evet şöyle. Şimdi bakın 2007 yılında Cumhurbaşkanı'nı seçme yetkisi millete verilmişti ve bir dönem o zaman düşünülen oydu. CHP o zaman gitti Abdullah Gül, Sayın Abdullah Gül 2014'te de seçilebilsin diye anayasa mahkemesine gitti CHP. Bak bunları herkes unutuyor. İki dönem seçilmesinin önünü açtı. Bu bir. İkincisi eski sistemde Cumhurbaşkanı'nın hukuk karşısında hiçbir sorumluluğu yoktu. Şimdi biz yeni bir sisteme geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Burada Cumhurbaşkanı hukuk karşısında sorumluluğu var ve Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Eski sistemde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı değildi. Yürütme Bakanlar Kurulu'ndaydı. Hükümetteydi. Evet. Dolayısıyla bu sistemde Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> bir kez seçime girdi. Ve 2023 yılında ikinci kez girecek. Yani burada ya tartışılacak, şey tartışılacak Peki, hiçbir şey, şey yok. Zafer Bey siz hukuk ve bu üstü bir, bir bilir ya, kişi ya, misiniz? Bahsediyorum. Hukuk ve hukuk Hukukçuların üstünde anayasanın, e, bütün, bütün bir... profesörlerin görüşlerinin... Bakın burada Ahmet Bey'in e, de dediği profesi... gibi... Ya Ersan Şen'i sever de misiniz? Ersan gibi... Şen'i onaylar mısınız? Bakın, Ersan e... Şen de diyor ki, Cumhurbaşkanı'nın seçime girmesinde bir sakınca yok diyor. Ahmet dediği gibi burada bir hukuk tartışması yapmayalım çünkü hukukçuların yarısı girebilir diyor yarısı giremez diyor. Bizim burada bunun savaşını yaptıracaksak Bey, bizim o değil zaman o dört tartışması. hukukçuyu davet etmeniz lazım. Ahmet Bey. Bedir Bey hukuk tartışması dört tane yapmayalım. anayasa hukukçusunu çağırmanız lazım. Siz aynı lazım. zamanda bir Onların siyasetçisiniz. Onların 2'ye 2 maç yapması lazım. Peki Bedir Bey siz aynı zamanda siyasetçisiniz. Size bir soru. Siyaseten arkasında bu kadar halk desteği olan ve hala bütün kamuoyu araştırmalarında en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir hukuk oyunuyla seçime sokmamak sizce kime yarar? Peki, hukuk böyle bir tartışmada hukuk böyle bir tartışmada böyle bir tartışmada iki Nisan'da girsin o kadar kendine güveniyor o sayın başkan. Ve Cimri o kadar, o kadar kendine güveniyorsa o zaman 9 milyona başkı tarif yapalım. Girsin. Neden o kadar oynandısı kimse Bu şu beyler, demek, bu şu demek, bu şu demek. Biz Erdoğan'ı biz Erdoğan'ı normal şartlarda yenemeyiz. Mümkünse Haziran'da onun önünü keselim. Ve yani bunun açıklaması göre, budur. Neden olamaz? Masum Bey'i dinleyelim. Neden olamaz? Bak hangi tarihte? 18 Haziran'da. Neden 18. olamaz? Ha. Şimdi geçen seçim hangi tarihte yapıldı? 24 Haziran'da. Eğer Cumhurbaşkanı'nın seçilme tarihini, görevi devralma tarihi kabul edersek 24 Haziran'dan geriye doğru bir hafta gittiğin zaman 17 Haziran olur. 17 Haziran Cumartesi olduğu için mevcut olan duruma hiç bozuk yapmadan bir evvelki hafta olan 10 Haziran'da seçim yapılır. Çünkü oturup ona göre karar verir. 18 Hayır. tarihi belirlenmiş ama. Hayır belirlenmedi. Öyle konuşuluyor. Herkes tahmin. Daha bir seçim kurulu açıklamadı ki. Eğer devir tarihi, and işme tarihi kabul edilirse, and işme tarihi 9 Temmuz'da. Bakanlar Kurulu atama tarihi 10 Temmuz'da. O zaman geri gittiği zaman Ama tekrar... Meclis Başkanı, AK Parti yetkilileri... istediği hepsi... kadar söylesin. Seçim kurulu diye söyleyecek. Şimdi Peki, bu ben... başka bir noktaya götürecek. Ha, ben, şimdi. ben şimdi, evet, ne demek e, şimdi istiyorsun? şimdi bunu. şunu söylemek istiyorum. Bu konuda seçimin ne zaman yapılacağı tarihini, feshedip edip etmeme, aday olup olmama tarihini yılların deneyimciliği olan Sayın Cumhurbaşkanı asla yüksek seçim kurulunu iki dudağı arasında bırakmaz. Pek değiştirir diyorsun. Siz hep onu evet. savunuyorsunuz. Hayır, 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 Ramazan de, Bayramı, da 23 ne diye tartıştılar yani, ya. Dolayısıyla dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı yani ne? bizim değiştirir buradaki, tarihi diyorsun. Bizim bizim bu erkeni alır diyorsun. Nasıl Bey bunu uzlaşmayı sağlar. Işte. Tekrar erkeni alır. Aa alır. alır diyorsun. Tabii. Ramazan, evet. Ramazan alırken, Bayramı 23 Nisan de alırken, bayramdan bir hafta sonra Erkene de alırken burada illa 30 Nisan ya da 23 Nisan Olma şartı yok. 30 Nisan'la 9 Nisan arasında da iki tane daha pazar var. Dolayısıyla... Sen niye da... o pazarları ha. almadın? Ama Sayın olmuş. Cumhurbaşkanı ya, Ramazan... bugün şu Ömer Çelik'in açıklaması bana bu şeyi konuşturuyor. Şu saate kadar asla seçim erken alınmayacak deniyordu. Bugün ne yapıyor Sayın Ömer Çelik? Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra düşünebiliriz gündeme getirmekle Artık bir esneme söz konusudur. Bu esnemenin nasıl olacağını ne bilmiyoruz benim anlattıklarım ne e, böyle bilmiyoruz. Bilmiyoruz, e, bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bir sürpriz bizi bekleyebilir. 2 Nisan'da olabilir bu sürpriz. 2 Nisan'dan sonraki başka nedenlerle muhalefetin de işirak edeceği bir tarih olabilir. Peki. Seçim senaryolarını konuştular ya seçim sonucu şu bitti bu kazandı falan. Ben seçim sonucunu biliyorum kazanacak kişi 54 ama kim olduğunu söyleyemem söylemem. Ha anketlerden mi? Anketleri yapıyoruz ve yapacağız göreceğiz. Ben sadece kendi ölçülerimde hani diyeceğim rüyamda gördüm diye de öyle düşünmeyin. Bir tahminim var kazanacak kişi ikinci turda 54 ile kazanacaktır. Birinci turda kazanılmayacak mı? Evet. Bunu sadece söylemiş Bir olayım. Bir dakika. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da kazanan 54 ile kazanacak. Bunu yazalım bir kere bir kenara. Çünkü sen genelde bilirsin. Ara sıra rüyamda görürüm. Bazı olacaklar. <laughs> evet. Böyle çıkmazsa da çok kötü olur ama yani. Hayırlıs çıkmaz. <laughs> ben de ama 54 Hakan Bey de... yani, şey lafı seçim ikinci tura kalacak diyor. Evet enteresan. İlk defa duyuyorum ben de. 54 ile İktidar mı alacak, muhalefet mi? Ya i̇nsaf onu zaten iki ihtimal var. <gülüyor> <söyledim>. <gülüyor> Merak ettik abi. Yani. Sonra reklam arasında sana Şimdi... Zafer birinci turda 54 diyor. Peki. Şimdi bu seçime sağlıklı bir demokratik yapıda gitmemiz her açıdan çok önemli değil mi? Ben büyük rahatsızlık duydum bu bugün Sayın Ömer Çelik'in de bahsettiği Sinan Ateş cinayetinden. Büyük rahatsız... Aa, ya, <laughs> konumuz şimdi bambaşka bir şeye dönüşecek ya. Yani buna dokunuş girmeyelim. Yok girelim de. Hani ya, ben, ben sen... izleyici tamam. olayı ben... bilmiyor, konuyu bilmiyor. Ee, yani nasıl olacak onu anlatmaya çalışıyorum. Yok yani. ben bu seçime gidilecek tarihler düşünülürken... düşünürken ben hep burada konuştuğumuz seçime sağlıklı ve huzurlu ve barış güvenli. içinde güvenli bir demokratik yapıda gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa, Yoksa o ya. cinayet çok önemli. O, o, o cinayet beni o, çok rahatsız etti. Çok rahatsız, herkesi, çok herkesi rahatsız etti. Herkesi etmesi lazım. Onu konuşmaktan. Ama herkesi de rahatsız etmedi. Onu da. Beni gördüm. etti. Yani o konuyu konuşmaktan imtina etmek adına söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O zaman çoğunluğu diyelim. Rahatsız. Önemli bir konu yani. E, evet. Yani o, o olayın mutlak surette aydınlığa tam olarak kavuşması lazım. Kavuşturulması lazım. Çünkü Bizim de huzurlu bir seçime o. gidebilmek için Türkiye'nin tekrar o terör sarmalına Bilmiyorum. kesinlikle düşmemesi lazım. Doğru. O açıdan parmak basmak istedim.